Herkese merhaba. Yokuş kalkış desteği ne işe yarar? Aracın rampadayken geriye doğru kaymaksızın kalkmasını sağlayan ve rahat hareketini sağlayan bir mekanizmadır. Yeni nesil araçların pek çoğunda bulunan bir özellik. Peki, tabii pek çok araçlarda bu özellik yok. Bu araçta olduğu gibi Chevrolet Cruze aracımız ve yokuş kalkış desteği yok. Peki yokuş kalkış desteği olmayan bir aracı nasıl kaldıracağım? Özellikle dik bir rampada geriye doğru kaydırmadan nasıl kaldıracağım? Öyle bir yerde kalabilirsiniz ki aracın geriye doğru kaymaması gerekir. 1 milim bile pay yoktur, arkada araç vardır. Dolayısıyla kaydırmamamız gerekiyordur. Bu noktada bize yardımcı olarak aracın el frenini kullanacağız. Şimdi uygulamasını gösterelim. Şu anda çok dik bir rampadayım. Bakın araç hemen geriye doğru kayabiliyor. Çünkü araçta yokuş kalkış desteği yok. Şimdi uygulamasını gösterelim. Dik bir rampadayım. Debriyaja bastım. Birinci vitese attım. Ayağım frende. El frenini çekiyorum ve araç artık el freninde. Dik bir rampada olmama rağmen el freninde ve aracın debriyajının kavrama noktasını buluyorum. Bakın şu anda kavrama noktasını buldum. Bakın araç şu anda kavrama noktasında. Kavrama noktasını bulduğum anda el freni bırakıyorum. Bakın hiç kaymadı geriye. Tekrar yapacağım. Ayağım frende. Birinci vitesteyim. El frenini çekiyorum. Aracı el frenine bindirdim ve debriyajın kavrama noktasını bulunca yavaş yavaş el frenini indiriyorum. Yine gördüğünüz gibi hiç kaymadan, geriye doğru gitmeden araç kaldırmış olduğum. Umarım uygulamayı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur sizin için. Arkadaşlar, kanalımıza destek vermek için lütfen abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi günler, herkese kazançlı sürüşler.